Madem huzur istiyorsun, gel seni bugün huzurlu bir öğlen yemeğini çıkartayım. Yok yok, biz Şadiye ile biraz atıştık Atıf. Oturup konuşmamız lazım. Peki başka zaman? Asıl canı bir yerlere götürelim akşam. Kafası dağılsın, olmaz mı? Deneriz. Selam, görüşürüz. Bay bay. Saçların ne kadar güzel olmuş böylecesi. Melek mi? Melek de kim? Melek? Şadiye. Ay Melek sensin. Şadiye. Sen şimdi hemen bizim eve geçiyorsun. Ben bir saate kadar geliyorum. Sakın ben gelene kadar kafanı dışarı çıkartma. Dur sen şimdi, merak etme. Sinan zaten yanımda, arkada adamları takip ediyor. Şimdi Melike'nin ailesini görmeye gidiyoruz. Akşamüstü falan defnedeceğiz kızı. Ondan sonra da gelirim yanına, konuşuruz, tamam mı? İyi akıl etmişsin. Sen bana Sinan'ı versene. Sinan. Kardeşimin aldığı her nefesten sen sorumlusun. Şimdi sen onu cenazeye götür. Sağ salim akşam bana getir. Merak etme abi. Bir 5 dakika emniyete uğrayacağız. Sonra yola çıkarız. Ben seni ararım arada. Tamam hadi, eyvallah. Abi kimin dalına bastın sen bu kadar ya? Bilmiyorum Sinan, bilmiyorum. Belki senin bile basmış olabilirim. Neyse, emniyete gidelim de bakalım gelişmeleri öğreniriz. Neler olmuş, nasıl hazırlanmış olay? Birisi senin ipini çekmişse ya bir kere ya da ilk kere kurtulabilirsin. Üçüncüsü zor. Abi, ölümden korkmuyor musun? Şu an Melike'nin annesinin gözlerinin içine bakmaktan daha çok beni hiçbir şey korkutamaz. Şadiye, hiç değişmemişsin. Sen ne? Ya sen ne arıyorsun burada? Ya biz kızlarla böyle dolaşalım, hava alalım falan dedik. Tesadüfen seni gördük, şansa bak. Sen ne yapıyorsun, burada mı oturuyorsun? Evet. Ablamla. Ne güzel. Abla kardeş sonunda buluştunuz demek. Şadiye, ben seni çok merak ettim öyle ortadan yok olunca. Neyse ya, sen ablamla tanışmadın değil mi? Yok. Gelseniz hadi. Ya senin kızlara? Büyük Gizem, küçük Simge. Kızlar hadi bir merhaba deyin Şadiye ablanıza. Merhaba. 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 Merhaba, hadi gelin. Abla, kimi buldum bak. Narin ablam, bu da Melek. Yastığından abimin arkadaşı. Öyle mi? Merhaba, memnun oldum. Hiç karşılaşmadık sanırım daha önce. Yok, karşılaşmadık. Ama sizden o kadar çok bahsedildi ki çok iyi tanıyorum sizi. Umarım iyi bahsedilmiştir. Kızlar, film açayım mı size? Alır. Alır. Hadi gelin. Siz nereden tanışıyordunuz abimle? Bacağından yaralandığında hastanede tanışmıştık. O zamanlar hemşire olarak çalışıyordum. Bıraktın mı hemşireliği? Mehmet'e şey olduktan sonra... Ya sen de ortadan kaybolduktan sonra ben... bir doktorla evlendim. Sonra çok kötü oldum. Doğru düzgün çalışamaz hale geldim. Hatta rapor falan aldım. İşte evlendikten sonra ard arda kızlar geldi. Filan derken böyle... 2 yıl kadar önce filan da işte babalarını trafik kazasına kaybettik.
Bu Erol karşı hata mı geçti lan? Yok abi, mümkünatı yok abi. Kitledik biz abi onu Amerika'ya. Arkasını da kazıdık. Bir tane bağlantısı yok abi buralarda. Evinde oturuyor rahat rahat. 3 günde metres bile yapmış. Hizmetçisi rapor veriyor abi her gün. Başka bir iş olması lazım işin içinde. Ali, adamları, avukatları memleketi ayağa kaldır. Kim bu oğlana zarar vermek istiyorsa onu bulacağız. Az kalsın ölüyormuş lan çocuk. Allah Allah korudu abi. Allah'tan Sinan orada da kuş uçurtmuyordur şimdi. Biz ne yapacağız abi bu durumda? Ben ne yapacağım Ali? Bu kız ne olacak? Abi kız nikahtan kaçmış, seni de yanına çağırmış yani. Vicdanına bırakıyorum artık. Bırakıp gitmek olmaz. Abi ne bırakıp gitmesi, deli misin sen ya? Sen burada duracaksın bir müddet daha. Hani Allah'ın izniyle kız da hazır olunca alacaksın götüreceksin eve. Kız sana kaçmış abi bir yerde. Ne yapacağım? Tanımadığım etmediğim kızı evlenmeye mi teklif edeceğim? Abi şartlar yani. Gönül isterdi bir Capri Adası'na gidin. Böyle bir yat gezisine çıkın. Bir Meksika'ya uğrayın. Tanıyın birbirinizi karşılıklı falan. Ama olmaz yani. Kız sana kaçmış diyorum abi. Abuk subuk konuşma lan. Nasıl konuşayım abi başka? Nasıl konuşayım bu şartlarda? Sen git eve. Ben de geliyorum. Uç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.